Merhaba Hayatım Mutfak izleyicileri, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eski lezzetli bir tarif yapacağız. Gül tatlısı yapacağız arkadaşlar. Gül tatlımız için 125 gram oda ısısındaki tereyağını karıştırma kabına ilave ediyorum. Üzerine şöyle bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir çay bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. 1 adet yumurtamı ilave ediyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı sirke ilavesi yapıyorum. Üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Üzerine şöyle 1 çay bardağı irmiğimi ilave ediyorum. Ve bütün malzemelerimi öncelikle karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ben buraya 4 su bardağı un ilavesi yaptım, hazırladım. Şöyle öncelikle bir bardağımı koyduktan sonra bir paket kabartma tozumu ve bir paket vanilyamı da ilave ediyorum. Ardından unumu şöyle öncelikle yarısını ilave ediyorum ve kontrollü bir şekilde karıştırarak ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Şöyle tam tamına arkadaşlar 4 su bardağı un gitti. 3 su bardağından sonra kontrollü ilave etmenizi tavsiye ederim. Bir de bardak ölçülerimi açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Açıklamalar bölümünden bardak ölçülerimi de dikkat ederek ununuzu ilave ederseniz daha iyi olur. Şimdi bu şekilde bir 5-10 dakika kadar bekleteceğim, dinlendireceğim. Ardından şekillendirme aşamasına geçeceğim. Hamurumuzu şimdi şöyle tezgahımıza alalım. Açabileceğimiz büyüklükte arkadaşlar bezelere bölelim. Arkadaşlar öncelikle tezgahımıza biraz un serpiyoruz ki açacağımız hamur tezgahımıza yapışmasın ve bir merdane yardımıyla şöyle çok ince olmamak şartıyla hamurumuzu açıyoruz. Bu şekilde açtıktan sonra elimde böyle bir aparat var. Eğer böyle bir aparatınız yoksa arkadaşlar bir su bardağıyla da aynı şekli verebilirsiniz. Şimdi de, bir de büyüklüğünü siz zaten istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şöyle şekillendirdiğimiz hamurları şöyle sırt sırta gelecek şekilde arkadaşlar dörderli gruplara ayırıyoruz. Ardından saracağımız yere şöyle ben ceviz koymak istiyorum. Fındık, badem de koyabilirsiniz ya da boş da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen tercihinize bağlı. Şimdi bu şekilde arkadaşlar kenardan sarmaya başlıyoruz. Ve sardığımız şekli, gül şeklini vermek için orta kısmından kesiyoruz ve şöyle kanat kısmını ayırıp cevizimizi iyice içine bastırıyoruz. Bakın gül şeklimiz oluştu. Şöyle göstereyim. Tekrar sizlere göstereyim. Bakın. kolaylıkla oluyor. Sardığımız hamuru orta kısmından kesiyoruz ve şöyle kanatlarını ayırıp cevizimizi biraz bastırıyoruz. Bu şekilde güllerimiz oluşuyor. Şekillendirdiğimiz gülleri tepsimize de alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere bir de farklı model olarak size gül yapımını göstermek istiyorum. Şöyle ceviz kadar bir bezeyi alıyorum. Elimle şöyle açıyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir çay tabağı büyüklüğünde açtım. Şu şekilde orta kısmını kopartmadan kesiyorum. Eskiden ben sürekli bu modelde yapardım ama daha pratiği çıkınca. Şöyle bir ceviz tanesi yine alıyorum ve orta kısmına şöyle iki taraftan birleştiriyorum. Ardından diğer karşısındaki şekli parçayı getiriyorum ve ardından diğer şekli ve son olarak diğer şekli de getirdikten sonra bu şekilde de bir gül şekli elde etmiş olabiliriz. Bu biraz pratik yöntemi, bu biraz daha uğraştırıcı yöntemi. Siz nasıl tercih ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Gül tatlımızı şekillendirdik. Artık fırına gitmek için hazır hale geldi. 170 derecelik fırında iyice kızarıncaya dek fırınlayacağız. Şimdi fırına gidebilir. Biz de diğer taraftan şekerini ilave edelim. 3,5 su bardağı, bu bardakla 200 milimlik bardakla şekerimizi tenceremize ilave ediyoruz ve üzerine yine aynı su bardağıyla 3 su bardağı suyumuzu ilave edip ocağa götüreceğiz. Şekilde ocağa götürebiliriz. Ocaktan almadan içine birkaç damla da limon suyu sıkacağız ve şerbetimiz hazır olacak. Şimdi ocağa gidebilir. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika, en fazla 15 dakika kaynatmamız yeterli olacak. Ardından ocaktan alabiliriz. Gül tatlılarım fırından çıktı. Şimdi altındaki yağlı kağıdı ben alacağım. Üzerine çünkü şerbetini dökmem daha rahat olsun diye. Sadece bu yağlı kağıdı koyma sebebim arkadaşlar, tepsiden daha rahat çıkartma amaçlı. Ben tepsiden daha küçük bir kaba aldım arkadaşlar, tatlım daha iyi şerbetini çekmesi için. Şimdi şerbetim de hazır hale geldi. Şöyle ilk sıcaklığını böyle birkaç kere havalandırarak gideriyorum. Çünkü böyle harla harla hemen ocaktan alıp dökmeyelim, hamur olabilir. Tatlımın da ilk sıcaklığı gitti. İsterseniz biri sıcak biri soğuk olarak da dökebilirsiniz. Yapıp bu şekilde dilediğiniz zaman da şerbetleyebilirsiniz. Dondurucuda saklayabilirsiniz. Gül tatlılarınız piştikten sonra. Bakın biraz önce rengi koyu geliyordu. Şerbeti aldıkça rengi açılacak ve asıl rengine geliyor. Ve çok da güzel bir görüntü oluyor. Bu şekilde şerbetin çekmesini biraz bekliyoruz. Tatlım şerbetini çekti. Artık servise hazır hale geldi. Aslında biraz daha bekleseydi çok daha güzel olacaktı. Benimki yaklaşık 2 saat kadar bekledi. Eğer bir gece önceden yapıp dinlendirirseniz şerbetini daha böyle iyi çeker, lokum gibi olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık Antep fıstıklarıyla da süsledim. Çok şık, çok güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Şöyle sizleri son şeklinde göstereyim. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor arkadaşlar. Bu zaten çok eski bir tarif. Benim çocukluğuma dayanan çok güzel, ablamın sürekli yaptığı çok güzel bir tarif. Şöyle sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dediğim gibi biraz daha böyle şerbetini çekseydi, akşamdan yapıp sabaha kadar dinlendirme şansım olsaydı çok daha lezzetli oluyor. Bakın içine kadar yine de çekmiş ama biraz beklese güzel olur. Bu şekilde arkadaşlar bir tarifimin ve videomun sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tatlılarımı, diğer bayram tatlılarımı, diğer videolarımı yine kanalımdan tatlılar kategorisinden ulaşabilirsiniz. Farklı tariflerde, farklı videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.